Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme oturumuyla devam ediyoruz. Oturumu yönetmek üzere BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Sayın Bülent Arsal'ı sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Şimdi müsaadenizle panel katılımcılarımız Bosporus AI kurucu ortağı Sayın Doktor Ezgi Avcı'yı, Kognitek AŞ kurucu ortağı Sayın Yücel Bağrı Açığı, CLPA Türkiye Müdürü Sayın Tolga Bizel, Yapay Zeka Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Serhan Koyuncugil, TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Ahmet Murat Özbayoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü panel yöneticimiz Sayın Arsal'a bırakıyoruz. Teşekkürler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinliğin ikinci gününde sizlerle birlikte yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme konularını konuşuyor olacağız. Öncelikle bu programda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Özellikle 38. Bilişim Kurultayını 50. yılında düzenleyen Türkiye Bilişim Derneği'nde teşekkürlerimizi sunuyoruz. BTK olarak ev sahipliğini yaptığımız bu programda sizlerle son zamanların en güncel konularını konuşuyor olacağız. Yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi bizim hayatımızı ve gerçekten şu an yaşadığımız teknoloji değiştiren konular. Son zamanlarda hayatımıza girdi ve bizim teknolojimizi, hayatımızı ve kültürümüzü de değiştirecek gibi gözüküyor. Siber saldırılardan tutun, normal fabrikalardaki üretime kadar her türlü konuyu gerçekten etkileyecek ve bizim hem avantajımıza hem dezavantajımıza olabilecek bir teknoloji. Bu konuda çok değişik görüşleri olanlar var. Sizlerin de bildiğiniz gibi hani ya insanlığın sonu olarak değerlendiriliyor ya da insanlığın çok daha ileri gitmesi için hani gerekli olan bir teknoloji olarak görülüyor. Yıllar önce Türkiye'de Cahit Arif'i bilirsiniz. O kendisi bu konuda belli makaleler, belli çalışmalar yapmış da o zamanlara 1930'lu yıllarda herhalde o zamanlara kadar uzanıyor bu konular. Son zamanlarda tabii çok hızlı ilerledi. Hem dijitalleşmenin artması hem insanların artık veriye çok rahat ulaşması, bu kapsamda da üretilen verinin çok daha fazla artması bizi bu teknolojileri kullanmaya ve bu teknolojilerden çok ciddi anlamda olumlu olarak faydalanmamızı gerektiriyor. Bunu burada hem dünya hem ülkemizde de mutlaka özellikle ülkemizde bu teknolojiyi kaçırmadan bir an önce hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Bugünkü panelimizde sizlerle bu konuyu tartışıyor olacağız. Çok önemli, birbirinden değerli konuklarımız var. Bugün sizlerle yapay zeka konusunda bu konuklarımızla birlikte çeşitli konulara değiniyor olacağız. Öncelikle ben sıradan başlamak istiyorum. Ezgi Hanım, sizle başlamak istiyorum. Öncelikle siz Türkiye Yapay Zeka Vakfı kurucu eş başkanı olarak ve aynı zamanda Bosphorus Artificial Intelligence kurucu ortağı olarak çalışıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Burada hem verdiğiniz dersler var, ayrıca kitaplarınız da var diye biliyorum. Öncelikle kısaca kendinizden bahsedip daha sonra da özellikle ilk önce vakıftaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Size mikrofonu vereyim ben. Gerek var mı mikrofonu yoksa? Var mı? Tamam. Tamam. Merhabalar, çok teşekkürler. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Trafik vardı, taksiyle geliyordum. Ben de hemen kısaca kendimden bahsedeyim. Çok güzel tanıttınız, teşekkürler. Ben de ODTÜ İstatistik mezunuyum. Sonrasında ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nde yine master'ımı veri madenciliği üzerine yaptım. Sonra da Hollanda'da veri bilimi, büyük veri analitiği üzerine doktoramı tamamladım. Aslında yani bu şirket AI, yapay zeka şirketi fikri de zaten aslında Hollanda'daki çalışmalarım sırasında çıktı.
Tabii yani ben aslında burada biraz şeyden de bahsetmek isterim. Yani hem bu özellikle yapay zeka anlamında Türkiye'deki bu startup ekosistemi nasıl, verilen destekler nasıl, ondan da bahsetmek isterim. Şimdi aslında Türkiye'deki yapay zeka ekosistemine baktığımızda gerçekten çok böyle değerli firmalar var. Fakat burada şöyle bir durum oluşuyor tabii. Türkiye'de yapay zeka biraz daha işte verilen destekler anlamında fütüristik olarak görülüyor baktığınızda. Hani yurt dışında buna baktığınızda sırf yapay zeka üzerinde açılan çağrılar var fonlar anlamında. Dün de yine aslında bu dijitalleşen ekonomi panelinde de konuşulmuştu bu fon konusu, özellikle Türkiye'deki fon konusu, yine bu Sanayi Bakanlığı'ndan bir genel müdür yardımcısı hanımefendi konuşmuştu. Şimdi yapay zekadaki yapay zeka spesifik fonları açmadığınız zaman burada bir sıkıntı çıkıyor. Yani diğer işte yazılımla çok karıştırılıyor mesela yapay zeka. Yani biraz daha orayı da belki, hani burada yazılım şirketi olanlar da var. O aradaki farkı da belki biraz vurgulamak lazım. Hani yapay zeka firması, biz özellikle mesela AutoML platformu üretiyoruz ürün olarak. Fakat diğer tarafta baktığınız zaman fonlara başvurduğunuzda hani yazılım tarafına daha fazla özellik şey önem veriliyor. Bize tabii ki yazılım tarafı var ama bizim aslında yapay zeka firması olarak oradaki katma değerimiz özellikle oradaki modellerin geliştirilmesi. Yani yazılım tabii ki var ama işte model geliştirme, algoritma geliştirme asıl bizim aslında Ar-Ge yaptığımız kısım orası. Biraz Türkiye'de onun böyle bir şu anda bir farkı yok. O açıdan belki onu tartışabiliriz. Ama onun dışında Türkiye'deki yapay zeka özellikle teknik üniversitelerden, yine verdiğim derse gelirsek, ODTÜ Enformatik'te enerji enformatiği dersi veriyorum. Aslında enerji enformatiği de bu veri analitiğinin enerjide kullanımıyla ilgili bir ders. Orada mesela öğrencilerime falan bakıyorum. Hepsi gayet işte teknik üniversiteden mezun, altyapıları çok iyi. Fakat biz bu öğrencileri hani Türkiye'de tutmamız çok zor oluyor. Gerçekten özellikle hani bu döviz kurunun da artmasıyla birlikte, yani önceden de zaten çok zordu. Ama şu anda ultra zor oldu diyebiliriz. Öğrenciler işte 1-2 sene masterlarını bitirdikten sonra direkt işte Türkiye'de olup yurt dışında euro üzerinden maaş kazanabilir hale geliyorlar. Bu anlamda da özellikle hani yapay zeka, dünkü oturumlarda çok vurgulandı, insan kaynağı bulamıyoruz kısmı. Bu yazılım ve bence yapay zeka da bunun bir tık üstünde, insan kaynağı bulmak çok zor. Bunları tutmak da çok zor. O açıdan Türkiye'deki yapay zeka firmaları, hem bizim kendimizden bildiğim ve diğer yapay zeka firması olan arkadaşlarımdan gözlemlediğim, mutlaka yurt dışı şube açıyorlar, ya hani şube açıp sonradan şirketi oraya taşıyorlar, ya da yani hani Avrupa Birliği'ndeki euro üzerinden fonlar alabilmek için, ya da buradaki işte hisselerinin bir kısmını yabancı yatırımcılara satmak zorunda kalıyorlar yine fonlayabilmek için buradaki hani maliyeti yüksek olan data scientist'ları. Biraz şirket tarafında durum bu ama ben sonrasında hani vakıf tarafına da gelirim. Bir sözü bu tarafa doğru ileteyim çok uzatmadan. Teşekkürler Ezgi Hanım. Dediğiniz gibi özellikle Türkiye'deki bu konuda verilecek destekler ve insan kaynağı gerçekten bizim problemimiz. Buna özellikle eğilmemiz gerekiyor. Sadece yapay zeka konusunda değil, şu an Türkiye'de yazılım, siber güvenlik vesaire diğer bütün konularda bu insan kaynağı tarafında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Şimdi ben Yücel Bağrıç'a dönmek istiyorum. Öncelikle kısa bir tanıtmak istiyorum kendisini. 1966 yılında İzmir'de doğdu. 1982 yılında Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra sırayla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 1987 yılında lisans, 1990 yılında da yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İş hayatında 1988 yılında PTT Genel Müdürlüğü'nde başladıktan sonra Siemens ve Cisco'da sistem mühendisi olarak çalıştı. 2003 yılından 2006 yılına kadar da Türk Telekom Bilişim Ağları Dairesi Başkanı olarak çalıştıktan sonra 2015 yılına kadar aralarında Calix,
Tezaş Networks, Airtize, Telkom gibi firmalara uluslararası iş geliştirme ve satış ve teknoloji danışmanlık hizmetleri verdi. 2015 yılında Havelsan Bilgi İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2017-2019 yılları arasında Türk Telekom Genel Müdür Baş Danışman olarak müşteri memnuniyeti ve sayısal dönüşüm konularında hizmet verdi. 2019 yılı sonu itibariyle yapay zeka temelli çözümler üreten Cognitech Bilişsel Teknolojileri kurucu ortağı oldu. Yücel Bahri Açık evli ve iki çocuk babasıdır. Öncelikle ben başkanım olarak hitap etmek istiyorum. Çünkü ilk işe başladığımda ben Türk Telekom'da başlamıştım. O zaman benim bilişim ağları dairesi başkanımdı. Kendisinden ciddi şeyler öğrendik. Belli tecrübeler kazanmıştık. Çok uzun süre çalışmasak da kendisinin en azından orada tecrübelerinden faydalanmıştık. Şimdi Yücel Bey başkanım size dönmek istiyorum. Burada doğal dil işleme ve yapay zeka tarafındaki gelişmelerden biraz bahsedebilir misiniz bize? Teşekkürler Bülent. Ya bu konu o kadar çok büyük bir konu ki öncelikle ben 55 yaşında nasıl girişimci olunmazı bir kısaca özetlemek istiyorum sizlere. Girişimcilik zor bir şey, Ezgi Hanım da söyledi. Hele hele yapay zeka ile ilgili bir yeni bir oluşum yapıyorsanız benim bu salonda eğer varsa girişimci adayları söyleyeceğim tek şey kesinlikle ve kesinlikle 3 senenizi hiçbir şey satmadan finansal olarak garanti ediyorsanız buyurun devam edin. Biz maalesef finansal olarak 2 seneyi öngördük. O 2 senenin sonunda da acı tecrübelerle karşı karşıya kaldık. Bunlar yaşanmışlıklar. Şimdi doğal dil işleme, biz yapay zeka temelli bir şirket kuralım dedik. Üniversiteden bir arkadaşımla. Ne yapalım, ne edelim derken dedik ki Türkçe zor bir dil. Biz bir yapay zeka motoru geliştirelim önce. Ona Türkçe öğretelim. Türkçe öğrettikten sonra nasıl bir çocuğa Türkçe öğretiyorsunuz? Diğer dilleri öğretmek çok daha kolay oluyor. Biz pandemiye denk geldi tam. 2019'da şirketi kurduk. 2020'nin başında pandemi patladı. 2021'de pandemi devam etti, hala devam ediyor. Biz maalesef geliştirdiğimiz çözümleri pazarlayacak fırsat bulamadık. Çünkü e-ticarette olduğu gibi işte yiyecek, içecek, ev dekorasyonu malzemeleri satmak çok kolay değil. Onlar çok kolay. Siz evinize yiyecek de alıyorsunuz, giyecek de alıyorsunuz, içecek de alıyorsunuz ama siz firmanıza uzaktan yapılan tanıtımla herhangi bir yapay zeka çözümü alır mısınız diye bir sormak isterim. Kaç kişi el kaldırır burada? Yani biri size gelse dese ki sizin firmanız var, ihtiyacınız var, bir firma geldi size uzaktan tanıtım yapmaya çalışıyor. Kaç kişiniz evet der? Kimse kaldırmıyor değil mi? İşte bizim karşı karşıya kaldığımız en büyük zorluklardan biri bu oldu pandemide. Çözümü geliştirmemize rağmen. Şimdi biraz doğal dil işleme tarafına girmek istiyorum. Şu anda dünyada kaç tane ülke var? Tahminde bulunmak isteyen var mı? 170. 196 Amerika Birleşik Devletleri'nin tanıdığı devlet sayısı. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ve gözlemci statüsü verdiği devlet sayısı 251. Vatikan gibi örnekler var, Tayvan gibi örnekler var. Peki bu 251 ülkede kaç tane dil konuşuluyor? Bir tahminde bulunmak isteyeniniz var mı? 5000? Var mı arttıran? Yok. 7139 tane ayrı dil konuşuluyor. Bu 251 ülkede. 8 en düşük konuşulan dil Buhuca. 8 kişi konuşuyor dünyada sadece. En çok konuşulan dil de İngilizce. Resmi olarak 1 milyar 200 milyon insan İngilizce konuşuyor. Bunlar bizim çıkış noktalarımız. Dedik ki büyük firmaların çözümleri var doğal dil işleme ile ilgili. Doğal dil işleme ile ilgili neler yapabiliyorsunuz? Doküman sınıflandırabiliyorsunuz, hassas bilgi tarayabiliyorsunuz, özet çıkarabiliyorsunuz, özgeçmiş analizi yapabiliyorsunuz, kontrat yönetimi yapabiliyorsunuz, aklınıza gelen her şey. Bu bahsettiğim olay aslında bizim biraz da son zamanlarda dünyada üretilen veriyle ilgili bu yola gitmemize sebep oldu. Şu anda dünyada her gün 2.5 quintilyon
byte veri üretiliyor. 18 tane sıfır koyun yanına, 2,5. Her gün. Şu anda dünya üzerinde bulunan veri miktarı 79 zettabayt. Bu verinin her biri şirketlerin stratejileri gereği sayısal ortamlarda saklanıyor. Taranıyor, saklanıyor, taranmadan saklanıyor, veri tabanında saklanıyor. Fakat şirketlerin önümüzdeki dönem en büyük sorunu, hala o sorun var. Bu bilgilerin içinde ne olduğunu, nasıl kullanacağını, yapay zekanın günümüzün petrolü olduğunu söylüyoruz ya, bununla ilgili çözümler bulunması gerekiyor. Dolayısıyla biz de şirket olarak bu yola başvurduk. Türkçe doğal dil işleme konusunda %95.6 advanced skoruna erişen bir Türkçe yapay zeka motoru geliştirdik. Bu motora Macarca öğrettik, İngilizce öğrettik. Amacımız da büyük şirketlerin çok fazla, nasıl diyeyim, kar görmedikleri diğer dillerde çözüm üretebilmek üzere yola çıktık. Ben istiyorsanız burada kısaca keseyim, sonra devam ederim. Başkanım, teşekkürler. Şimdi Tolga Bey'e dönmek istiyorum ben. Öncelikle kendisini kısaca bir tanıtayım. 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Makine ve Kimya Endüstrisi Taksan Takım Tezgahları Fabrikası için ARGE projeleri yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nda proje mühendisi olarak çalıştı. Şişe Cam grubunun Tesan takım tezgahları fabrikasında elektrik proje mühendisliği görevini yürüttü. Sabancı ve bunu telaffuz edemeyeceğim, Almanca herhalde, Höchst şirketlerinin ortak kuruluşu olan Höchst'a da proses enstrümantasyon mühendisi olarak çalıştı. Siemens Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Endüstri Bölümünde otomasyon ve hareket sistemleri ürün ve satış uzmanı olarak ve OEM ülke müdürü olarak çalıştı. Şu anda Mitsubishi Elektrik Türkiye'de fabrika otomasyon sistemleri ürün yönetimi ve pazarlama birim müdürü ve aynı zamanda CLPA Türkiye ülke müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Evet. Şimdi Tolga Bey, özellikle siz fabrika tarafında gerçekten bu işlerle hani uğraşıyorsunuz. Çok ciddi tecrübeleriniz var. Burada fabrika otomasyon sistemleri ve robot yapılarında yapay zeka altyapılı gömülü bilgisayar sistemlerinin fabrika içindeki uygulamalarda nasıl yer buluyor? Bu bizim, yani aslına bakarsanız yapay zeka fabrikalarda nasıl yer buluyor? Evet, teşekkür ederim. Karanlık fabrikalar var biliyorsunuz. Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, teşekkür ederim öncelikle. Bir defa Türkiye Bilişim Derneği'ne çok teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenlediği için. Ben endüstrinin bu yeni evresini çok yakından takip ediyorum işim gereği. Ve şuna çok inanıyorum. Bundan önceki endüstri devrimlerinin yapı taşları vardı. Buhar, elektrik gibi. Bence bu endüstri evresinin yapı taşlarından birisi yazılım ve yapay zeka teknolojileri olacaktır. Göreceksiniz. Ve gittikçe de fabrikaların içinde yazılım konusunu muhasebe ve insan kaynakları dışında, özellikle atölyede ve fabrikanın öz kaynaklarını yöneten yazılımlarda görmeye başladık. Yani artık olmazsa olmazı şeklinde ilerliyor. Şimdi ben bugünkü konuşmamın ilk kısmında kısa bir sunumla size fabrika içinde yapay zeka teknolojilerin nereye gidiyor, nasıl şekil alacak diye göstermeye gayret edeceğim. Şimdi bir defa hayatımız değişti. Hayatımız değiştiği için, yani kahveyi yapma şeklimizden örnek görebilirsiniz. Benim annemin kahveyi yapmasıyla benim yapmam arasında arada bir mekanik fark var. Ve içinde artık esnek yazılımlar da var. Dolayısıyla fabrikanın içindeki sistem de değişti. Hatta artık tüketici, yani biz değiştiğimiz için kahvenin üstündeki köpükte resmimizi görmek istiyoruz. Bu bir İzmirli bir makine mühendisi hanımefendinin yaptığı bir uygulamadır, bir startup çalışmasıdır. Resminizi kahvenin köpüğünün üstüne basıyor. Artık yani normal kahve içmek istemiyoruz. Dolayısıyla fabrikalardaki setup da buna göre değişiyor. Şimdi yapay zeka deyince herkesin aklına böyle bir Hollywoodvari yaklaşım geliyor. Bir gece uyurken sabaha karşı bir makine gelecek, beni uyandıracak, hayatım değişecek şeklinde. Bizce tam olarak da öyle olmayacak. Şimdi fark nedir? Yazılım, yapay zeka teknolojileri nerede lazım fabrikanın üretim bandında? Şöyle bakabilirsiniz. Bir vitrine baktığınızı varsayınız. Gelecekte böyle vitrinleri kullanacağız. İşte görmek istediğiniz ürünün rengini ekrana dokunarak
vitrinin camına dokunarak değiştirebileceksiniz. O rengi ve o tarzı sanal bir gerçeklikte görmeniz mümkün olacak. Ama siz zannedeceksiniz ki ben ürüne bakıyorum. Hayır, aslında fabrika size bakıyor. Yüzünüzün mimiklerinden o ürünü alma eğiliminiz hakkında yorumlar yapıyor. Daha önceki bütün dijital izlerinizi arayarak onu ne zaman, nerede alabileceğiniz konusunda da kestirimlerde bulunuyor. Ve ilgili fabrikalara bununla ilgili üretim talimatı geliyor. Ve böylelikle yeni yalın üretim sistemlerine yapay zeka teknolojileri de entegre olmuş oluyor. Çünkü kişiye özel ve maliyeti azaltılmış, yoğun bir rekabette hızlıca karar değiştirilmiş bir sistem lazım. Peki robotlar ve yapay zeka mı bunu belirleyecek? Yapay zeka nerede mesela var? Biz diyoruz ki yapay zeka evi temizleyen küçük bir temizlik aletinde olabileceği gibi fabrikanın içinde de olabilecektir. Ve bu bir bebek gibidir. Yani fabrikanın içindeki ürünleri bir bebek gibi yetiştirmeniz gerekmektedir. Hepsini tek tek tıpkı bebeğinize şekil verdiğiniz gibi vermeniz gerekmektedir. O yüzden akıllı robotlar burada bizim fabrika içindeki süreçlere yansımaktadır. Dolayısıyla şu anda yeni gelen bütün elektromekanik sistemler içindeki yazılımlarda yapay zeka teknolojileri kullanma hızlı bir şekilde geliyor. Ancak bu şekilde bunu sağlayabiliyoruz. Peki biraz daha ilerleyelim. Şimdi ne yap, niçin lazım? Onu söyleyeyim size. Taylorizm artık kullanmak mümkün değil fabrikanın içinde. Çünkü tüketici kendine has ürünleri satın almak istiyor. Taylorizmin temel ana yapısı hat üretimi ve aynı üründen hızlı bir şekilde, esnek bir şekilde üretmek. Burada Dizal sistemin sol taraftaki bir yazılımı çalışıyor, Emiglia diye. Sağ tarafta da bizim Nagoya fabrikamız var. Aynısı. Yapılan şu, tüketici ürünle ilgili yaşam döngüsüne müdahale ettikçe fabrikanın içindeki zincirde fabrikanın dijital ikizinde simüle edilip karar verilerek parametrize ediliyor. Yani siz sürekli ürünlere müdahale etmek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi bu fabrikalardaki çok özgün bir uygulamadır, yatak yerleştirme uygulaması. Robotla yapılıyor. Klasik uygulamada ne yapıyorsunuz? Bir parçayı diğer parçayla öpüştürüyorsunuz. Bu çok dramatik bir uygulama olduğu için gösteriyorum. Ne yapılıyor? Geleneksel, yani bir önceki endüstri evresinde robotların izine vardı. Ancak içinde yapay zeka teknolojileri yoktu. Nasıl çalışıyordu? Yukarıdan aşağı ürünü indiriyorduk. Ama buradaki üretim hızınız bu iki ürünün, iki malzemenin birbirine temas etmesinin koşullarına bağlı olarak yavaşlamaktaydı. İşte burada yapay zeka yazılımı devreye giriyor ve bu yerleştirme işleminden öğrenerek nerede hangi hızla ilerlemesi gerektiğini karar verip üretimi hızlandırıyor. Mitsubishi Elektrik tarafında bu konuyla ilgili pekiştirmeli öğrenme yöntemi kullanılıyor. Robotun içinde hazır olarak geliyor. Ancak gömülü bilgisayar sistemlerinin bilgi işlem kabiliyeti bu kadar derin algoritmik işlemleri yapabilecek kapasiteye sahip olmadığından özel patentli bir sistemle Birleşik Devletler'deki araştırma laboratuvarında, ki Türk mühendisler de var içinde, merak ederseniz sitesine girip arkadaşlarla yazışabilirsiniz. Optimize edilmiş bir öğrenme metodunu eklemişler. Yani pekiştirmeli öğrenme metodunun içine bu şekilde birbiri 50 oranında deneme miktarlarını azalttıklarını iddia ediyorlar Mansar teknolojisiyle ve aynı işi robota tekrar yaptırıyorlar. Ve böylelikle hem üretim hızından hem de esneklikten büyük bir kazan sağlanmış oluyor ve büyük bir bilgi işlem kapasitesini robotun yanında, yani işletmede, atölyede yapma şansınız oluşuyor. Aksi takdirde çok güçlü bir bilgi işlem merkezine sahip olup veya mesela buluta yerleştirip verilerinizi orada işleyip sonra tekrar geri almak gibi bir paylaşımla kaynaklanıyorsunuz. Peki bu noktada bir sonraki sefer devam edeyim. Teşekkürler Tolga Bey. Şimdi siz bize burada aslında yapay zekanın biraz endüstride nasıl kullanılıyor ve gerçekten pratikte ne kadar işimize yarayacağımız konusunda biraz fikir sahibi ettiniz bizi. Teşekkürler. Burada tabii yapay zeka normalde çok fazla şu an kullanılmadığı için herkesin tam olarak böyle ne işimize yarayacağı konusunda soru işaretleri olabiliyor. Burada anlattığınız kısa sunumdan yani bunu gördük. İlerleyen zamanlarda çok işimize yarayacak. Bahsettiğiniz bir konu çok önemliydi. Bence tüketiciler artık kendine has ürünler istiyor. Bu da şunu gerektiriyor. Verinin işlenmesini gerektiriyor. Verinin işlenebilmesi için de bize yapay zekalar lazım aslında. Dünya bu tarafa doğru gidiyor. Bu iyi mi kötü mü diye bakarsak aslında
Yani hem iyi yönleri var hem kötü yönleri var. Benim asıl hani siber güvenlikte çok uğraşıyorum. Siber güvenlikte veri çok önemli. Veriyi mümkün olduğu kadar az kişisel verilerin dışarıya çıkması lazım ve bunu korumamız gerekiyor normalde. Ama yapay zekanın gelişebilmesi için de çok veriye ihtiyacı var. Ve doğru veriye ihtiyacı var. Burada bir denge kurulması gerekiyor. Katkılarınız için teşekkürler. Ben şimdi Ali Bey'e dönmek istiyorum. Pardon. Ali Bey, programdan önce bir şey imzaladınız. Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte. İnşallah sizin için de ve dernek için de ve ülkemiz için de hayırlı olur. Güzel neticelerini görmek isteriz bu konuda. BTK olarak da inşallah bu konuda desteklerimizi de sizlere veriyor olacağız. Çok mutlu oluruz. Şimdi Ali Bey, size de ben sözü bırakmak istiyorum. Öncelikle kısaca bir kendinizden bahsettikten sonra yaptığınız çalışmalardan hem şey dernek olarak hem de özellikle çalışma yani çalışmalarınızda diyeyim bahsederseniz seviniriz. Teşekkürler öncelikle Bilişim Derneği'ne bu organizasyon için ve bu panel için. Benden önceki değerli konuşmacıların ifade ettiği gibi bıraktıkları yani çok iyi toparladıkları gibi ben de bıraktıkları yerden devam etmeye çalışacağım ama ilk önce varsayılan yapay zeka herkesin bildiği tanım birliği açısından bir tanım üzerinden gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Aslında yapay zeka dediğimiz karar verme süreçlerinin 3 tane temel bileşeninden insan muhakemesi yerine ikame edilen tahminsel bir algoritma veya algoritmalar dizini. Yani verinin işlenmiş hali, bilgi ve bilgiden ortaya çıkan alternatifler arasında seçim yapma olarak adlandırabileceğimiz kararda insan muhakemesi yerine bilgi karar dönüşümünde bir makinenin veya bir algoritmanın kullanımı ve tahminsel. İşleyişine baktığımızda aslında insanın karar verme süreçlerinde olduğu gibi daha önceden karşılaştığı bir durumla karşılaşıyorsa hafızadan kontrol ediyor. Daha önceden karşılaştığı bir durum dışında bir durumla karşılaşırsa tıpkı insanda olduğu gibi tahmin yapıyor. Bu perspektiften baktığımızda Ezgi Hanım'ın da biraz önce bahsetmiş olduğu gibi aslında o yapay zekanın bir yazılım olduğu algısı yerine öncelikle bir tahminsel algoritma olduğunun altını çizmek lazım. Şimdi direkt tanım konusuyla girdim. Ben kendimi biraz tanıtayım. Bilmiyorum size benim ulaşmadı mı? Göndermiştim, orada bir hata olmuş demek. Evet. Ben Yapay Zeka Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra halihazırda Başkent Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi Projeler Koordinatörlüğü ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümünde de öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bu akademik taraf, profesyonel tarafa geçtiğimizde de 2004 yılından beri faaliyet gösteren yazılım, savunma, enerji alanlarında bir şirketin de ARGE tabanlı bir şirketin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Bugün bahse konu olan yapay zeka temelli teknolojilerin kendimiz koda dökerek uluslararası standartlarda başta tanıma teknolojileri olmak üzere görüntü işleme, video analitiği, bununla beraber büyük veri analitiği, IoT teknolojilerinde patente de konu olan teknolojiler geliştiriyoruz. Uluslararası bununla ilgili işbirliklerimiz var. Hatta şu anda bir markanın da, uluslararası bir markanın da Europe Middle East Asia bölgesindeki 23 ülkesinde drone ağları, yapay zeka ve görüntü işleme konusundaki de yazılım çözüm ortağıyız. Şimdi bu perspektiften baktığımızda ben olaya sadece akademik olarak değil, STK da bir tarafında olmak üzere ama profesyonel olarak da yaklaşabiliyorum. Dolayısıyla üç ayağı da tutabilecek, birleştirebilecek
bir pozisyon içerisindeyim. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda bizim aslında yapay zekanın hayatımıza girmesi, eğer ki bunu sanayi devrimleri açısından değerlendirirsek 20 yıl gecikmeli. Çünkü 4. sanayi devriminin, ki numaralı devrimleri, sanayi devrimlerini çok seviyor Almanya, çok benim sıcak baktığım bir şey olmamakla beraber, 4. sanayi devriminin ilan edildiği tarih 2000 yılı. Bizim idrak ettiğimiz tarih ise 2020 maalesef. Biz 2020'de 4. sanayi devrimini idrak ederken Almanya 5. sanayi devrimini ilan etti. Ve 5. sanayi devrimi ile beraber 4. sanayi devriminin mottosu olan otonomlaştırmayı bir adım öteye taşıyarak kobot olarak adlandırılan toplumda insanlarla beraber yapay zeka tabanlı teknolojilerin, özellikle de bunların fiziksel anlamda siber fiziksel mottosuyla hareket eden teknolojilerin toplumla entegrasyonunu ön plana koydu. Burada tabii yapay zeka teknolojilerinin biraz önce bahsettik ham maddesi veri. Burada oturan bütün değerli konukların ve izleyicilerin pek çoğunun da bildiği gibi sizin geçerli tahminler yapabilmeniz için elinizde gerçek anlamda kullanılabilir veri ihtiyacı söz konusu. Halbu olunca hepimiz de birer veri üreticisi olarak dikkate alındığımızda kim bu verileri toplayabiliyorsa çok geniş bir temelde o zaman bu verileri işleyerek teknoloji üretmesi yapay zeka alanında bir adım öne çıkartıyor. Dolayısıyla bizim ilk önce birinci perspektif olarak ülke vizyonundan baktığımızda bu 20 yıllık açığı bir kapatmak için öncelikle uygun bir veri altyapısına ve ulusal anlamda bu veri altyapısıyla beraber de işlenebilir veri araçları ve burada da özellikle tahminsel algoritmaların geliştirilmesi konusunda yalnız akademide değil, gerek kamuda gerek özel sektörde bununla ilgili atılımlar yapılması lazım. Şimdi belirli alanlarda teknoloji geliştirmek için diğer ülkelere de baktığımızda bizim ülkemizde de aynı şekilde değişik teşvik mekanizmaları var. Şu anda yapay zeka alanında da ülkeler ve ülke grupları birbiriyle rekabet halinde. Çünkü şunu görüyorlar ki önümüzdeki yıllarda herhangi bir şekilde yapay zeka alanında söz sahibi olunmadığı müddetçe herhangi bir şekilde ekonomide veyahut da dünyanın kaderi üzerinde söz sahibi olmak mümkün değil. Türkiye'nin buradaki yerine biz bakarsak eğer OECD'nin 2017 teknoloji scoreboard rakamlarında makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri liginde 18. sıradaydık. Şu anki pozisyonumuz maalesef 20. sıranın altına düşmüş durumda. Ve bizim aslında bu noktada bir karar vermemiz gerekiyor. Biz teknoloji, yapay zeka perspektifinden söylüyorum, üreticisi mi olacağız, kullanıcısı olmaya devam mı edeceğiz? Bu mottoyla hareket edersek yine, ikinci burada değerlendirmemiz gereken konu da malum bu verilerin tamamı bulut teknoloji denilen, yalnızca içerisinde veriyi toparlayan değil, verilerin depolandığı veri tabanlarını, bunları işleyebilecek araçları, bunların işlenmesini sağlayacak donanımı sadece internet erişimiyle bir mobil cihazla sağlayan bir yapıdan biz bahsediyoruz. Öyle olunca da internet ve veri iletim hızı çok kritik bir rol alıyor. O zaman da bu defa biz 4.5G'yi konuştuğumuz durumda şu anda 5G'de 10 gigabit bölü saniye veri iletim hızına ulaşılmış durumda. Biz maalesef 1 gigabit bölü saniye veri iletim hızına dahi şu anda bir yazılım şirketi sahibi olarak ulaşamıyoruz. Burada bitse gayet güzel.
2030 için hedeflenen ise 100 gigabit bölü saniye veririz. Peki bu internet hızı neden bu kadar önemli? Şimdi biz bahsediyoruz işte kobotlardan, yani kolaboratif robotlardan. Teknoloji perspektifinde baktığımızda holoportation'lardan bahsediyoruz 2030'larda. Herhangi bir şekilde bir augmented reality, artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik gözlüğü veya cihazı kullanmadan bu toplantıyı bir video konferans yazılımı yerine fiziksel burada bulunur gibi görsel olarak yapabiliyor olmamızdan bahsediyoruz holoportation'da. Başka neden bahsediyoruz? Dinamik dijital ikizlerden bahsediyoruz. Yani şu anda dijital ikiz kavramı yeni yeni bize yerleşmeye başladı. Ama aktif olarak bunların hareketli, yani sadece canlı biçimde olmasından bahsediyoruz dijital ikizlerin. Başka neden bahsediyoruz peki? Burada bahsettiğimiz holoportation'la dinamik dijital ikizlerin birleştiği ortak yaşam alanlarından bahsediyoruz ki herhangi bir şekilde hiçbir cismi fiziksel olarak almak yerine istediğimiz cismi üzerinde üç boyutlu olarak işlem yapabilmemizi sağlıyor. Bunun uzantısı olarak da baktığımızda otonom araçlar ilgi alanımıza giriyor ki bir soru sormak isterim bu arada. Fabrikalarda yaygın olarak kullanılan forkliftler var biliyorsunuz. Bütün fabrikalarda yaşanan kazaların yüzde kaçını oluşturur sizce bu forkliftlerin yaptığı kazalar? Tüm dünyada. Bir fikri olan var mı? 50 diye atayım. Güzel ama elinizi korkak alıştırmayın. %70. Şimdi halbuki olunca sizin bunları otonomlaştırmanız sadece sağlık veya insan sağlığı veyahut da kazanın ötesinde tarım teknolojilerinde bir tarımsal drone'un bir insan gücünün 100 katını aynı sürede realize edebildiğini dikkate aldığımızda fayda maliyet açısından ve fayda maliyet avantajı nedeniyle de rekabetçi fiyat açısından önem taşıdığını görüyoruz. Peki şimdi tekrar internet hızına bağlayalım, dağıtmış değilim o konuyu. Bu forkliftleri, sizin otonom forkliftleri, bunlar da AGV veya AIV olarak geçiyor. Yani bunların belirli bir parkurda olanları otonomuz, diğerleri de akıllı olanları geçiyor. Onlar çünkü belirli bir parkur dışında da hareket edebiliyor. Türkiye'de bir fabrikada şu anda kullanma denemeleri var fakat çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü köşeleri dönemiyor. Neden köşeleri dönemiyor? İnternet hızı yetersiz. Kapsam alanı dışında görünüyor. Halbuki olunca şu anda firma olarak bizim otonom ve sürdürülen yazılımlarımız, otonom araç yazılımlarımız var. Bunu beraber teknolojiye dönüştürüp otonom drone ve otonom araç yapacağımız kardeş firmalarımız da var. Fakat bunları bir şekilde kullanılabilir hale veya ticarileştirebilmek için yeterli internetimiz yok. Özellikle bu alanda eğer bir gelişme kaydedilmesi isteniyorsa bu alanın çok net tanımlanması lazım. Bununla ilgili altyapı yatırımlarının yapılması lazım. İki cümle daha söyleyip ondan sonrasında sonraki kıymetli konuşmacıya sözü vereceğim. Burada tabii teknoloji üreticisi firmalar, akademi ve STK'lar bu konuyla ilgili katkı sağlayabilir. Ancak Çin'in 2020 yılında ev hanımları da dahil olmak üzere yapay zeka alanında üretim yapan herkese 2025 yılına kadar tahsis ettiği bir hibe fon var, 600 milyar dolar büyüklüğünde. Üzerine Amerika bir hibe fon tahsis etti. 1.2 trilyon dolar. Avrupa Birliği ülkeleri için ise 2.6 trilyon euro hibe etti. Bizde baktığınızda sizin bir şekilde teknoloji geliştirmeniz için destekleyebilecek iki tane mekanizma var. Biri COSGAP, diğeri TÜBİTAK.
Onların sağladığı destekle de bırakın teknolojiyi geliştirmeyi. Siz o teknolojiyi geliştirdiğiniz zaman onunla ilgili know-how transferini yapacak, hatta belli bir noktada patentini alabilecek bir destek bile sağlayamıyorsunuz deyip teşekkür ediyorum. Umarım başınızı çok ağrıyor. Buyurun. Ali Bey, çok teşekkürler. Yani gözümüzü korkuttunuz biraz aslında. Şöyle ki, yani dünya ile Türkiye arasındaki farkımızı çok net anladık. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz ve özellikle hani bu tarafta bizim daha yapmamız gereken çok işlerimiz olduğunu görüyoruz burada. Yani altyapıdan tutalım, ya internet bant genişliğinden tutalım, verilecek hibeler, fonlar, bunların çok daha büyük seviyelere gelmesi gerekiyor ki biz bu konuda sadece algoritma geliştirme değil, gerçekten endüstriye ve hayatımıza giren noktalara getirebilmemiz için bunlara ihtiyacımız var gözüküyor. Sizin bahsettiğiniz dijital ikizler kısmında Suretler diye bir film vardı, hatırlarsınız belki. O geldi aklıma, direktman herhalde onun film haline çevirmiş şekli bu, tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Bu konuda ilerleme yapmamız gerekecek. BTK olarak da aslında ben Ali Bey'in bahsettiği konuda özellikle 5G tarafında, yani internet hızlarının arttırılması konusunda görevimizi ve mesajı aldık burada. Dolayısıyla bu konuda da BTK olarak çalışmalar sürdürülüyor. 5G gerçekten bizim için önemli. Diğer bir husus da bahsettiğiniz veri ve verinin gerçekten erişilebilir olması. Bu konuda az sonra yine tekrar hem tüm konuşmacılarımıza soruyor olacağım. Bir tane yapay zeka ile alakalı ulusal bir stratejimiz çıktı. Sanayi Bakanlığı ve DDO, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından. Bu 6 tane stratejik hedef var. Bunlardan bir tanesi de aslında o verinin kullanılabilmesi kısaca. Bunları da inşallah ilerleyen zamanlarda ülke olarak çok hızlı bir şekilde burada bahsedilen eksiklikleri gidermeye çalışıyor olacağız hep beraber. Şimdi ben sözü Doçent Doktor Ahmet Murat Özbayoğlu'na vermek istiyorum. Öncelikle kendisini kısaca bir tanıtmak istiyorum. Ahmet Murat Özbayoğlu, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı, aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. Yüksek lisans ve doktora derecelerini mühendislik yönetimi ve sistem mühendisliğinde alanında Missouri Üniversitesi University of Science Teknoloji'den, lisans derecesini ise elektrik elektronik mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden almıştır. Doktora sonrası 10 yıl boyunca Amerika'da sırasıyla Marathon Electric, Beyond ve MEMSI Electronic Materials firmalarında sistem mühendisi, yazılım mühendisi, ürün geliştirme mühendisi, proje yöneticisi görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılında akademik hayata halen çalışmakta olduğu Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak dönmüştür. Doktor Özbayoğlu 2019 yılında da 4 ay boyunca Stanford Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. Doktor Özbayoğlu'nun araştırma alanları içerisinde örüntü tanıma, algoritmik alım-satım, yapay öğrenme, büyük veri analizi, bilgisayarlarla görü, derin öğrenme, evrimsel algoritmalar gibi konular bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görevleri bulunmaktadır. Çalışma konularında 130'un üzerinde uluslararası dergi ve konferans yayını ve 2 adet Türkçe ders kitabı bulunmaktadır. Şimdi Sayın Özbayoğlu, size bu konuda yapay zeka ile alakalı öncelikle Ali Bey bir tanım yapmıştı. Yapay zekanın tanımı, bu tanım gerçekten bizim için de önemli. Burada bir herkesin ortak bir tanımda buluşması gerekiyor. Biz şimdi bu yapay zeka ile alakalı ne tip problemler üzerinde ne tip modeller kullanmak gerekir? Yapay zekanın tanımını yaptıktan sonra tabii problemleri tanımlayıp bunlarda da modelleri öğrenmek, modelleri belirlemek önemli. Ve veri tipleri nelerdir bu konuda? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkürler Bülent Bey. Şimdi Serhan Hocam bizi biraz korkuttu diye giriş yaptı Bülent Bey. Ben biraz daha korkutayım üzerine. Neyse, önce bir giriş yapayım. Hani terminolojiyi doğru oturtalım. Ondan sonra neden bu şekilde bir yorum yaptığımdan da bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle Ezgi Hocam bahsetti. Diğer tüm uzman konuşmacılarımız da bu konuya değindiler. Şimdi yapay zekanın yazılım olarak değerlendirilmesi kısmı aslında tam olarak doğru değil. Tabii yazılım bileşeni var elbette ama yapay zeka aslında Serhan Hocam üzerine biraz vurgu yaptı, veriyle alakalı. Daha doğrusu şöyle, orada da terminolojik bir sıkıntı var. İlk klasik Turing zamanındaki hani
girişi yapılan yapay zeka tam olarak bu şekilde değildi. Bizim daha çok veriyle alakalı bağlantı kurduğumuz yapay öğrenme ya da makine öğrenmesi dediğimiz, işte bu derin öğrenme, yani bugünkü bu şu anki panelimizin ana teması olan konu. Neden böyle? Çünkü karar verme mekanizmasını veriye bağlıyoruz. Şimdi neden yapay zeka diyoruz o zaman? Biraz popüler bir isim olsun diye. Yoksa aslında yaptığımız şey istatistik. Ama istatistik çalışıyoruz deyince çok öyle ilgi çekmez herhalde, değil mi? Yani ne istatistik neymiş? Yapay zeka çalışıyoruz. Tamam, o zaman süper. Hani. Ama aslında olay o değil. Yani onu herkesin bilinçaltında bu farkı şey yapması lazım. Yani yazılım tarafı bunun verinin değerlendirilmesi ve buna bağlı karar verme kısmının ortaya konmasıyla ilgili bir şey. Şimdi nasıl oluyor bu iş? Aslında insanın yaptığı şeyden farklı değil. Biz insanı hani düşünen bir varlık, işte çok en üstün varlık vesaire tarzı bir şey kafamızda değerlendiriyoruz ama acaba öyle mi? İnsan nasıl karar veriyor? Aynı şekilde insan bakıyor, pazara gidiyorsunuz değil mi? İki tane tezgah var, ikisi de elma satıyor. Aynı elmalar diyelim ki hani. Biri 3 lira, biri 5 lira. Ne yapıyorsunuz? Yani 3 liralıktan alayım. Niye 5 liralıktan almıyorsunuz? Ya daha pahalı çünkü. Şimdi bunu bir makineye öğretmek çok mu zor? İnsan nasıl karar veriyor burada? Rasyonel olarak karar veriyor. Yani bakıyor, elindeki parametrelere bakıyor. Diyor ki, ya işte bu şartlar altında benim için en iyi yapılacak iş budur diyor. Şimdi yapay zeka bunu yapıyor aslında. Yapay zeka girilen girdilere bağlı olaraktan, yani toplanan verilere bağlı olaraktan bir karar veriyor. Diyor ki, benim bu şartlar altında yapmam gereken en mantıklı hareket şudur diyor. Şimdi dolayısıyla aslında insana benzerliği bu tarafta, karar verme tarafı. Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim, insana hiçbir veri söylemeyin, hiçbir bilgi vermeyin ve bir karar vermesini bekleyin. İnsan bu durumda kararsız kalır. Bilmiyor çünkü nasıl karar vereceğim. Yani elinde bir bilgi yok ki. Şimdi dolayısıyla aslında insanın bu mantıkla şeyden bir farkı yok. Yani makineye yaptırdığımız şey, yapay zeka olarak hani karar vermesini istediğimiz durum, ona bir bilgi sağladığımız zaman ancak değerli olabilir, tamam? Yani şimdi dolayısıyla bizim temelimiz yapay zekanın, daha doğrusu temeli veri. Şimdi neden yapay zeka son yıllarda bu kadar ön plana çıktı? Çünkü Serhan Hocam da bahsetti, Tolga Bey, Yücel Bey hepsi bahsettiler bundan. Artık çünkü endüstriyel anlamda da, akademik anlamda da bu büyük veri tırnak içinde çağımızda her taraftan sürekli bize bir veri bombardımanı geliyor. Neden? Çünkü nesneler interneti dediğimiz akıllı şehirler vesaire, her tarafa sensörler koyduk biz. Artık her şeyi topluyoruz. Şöyle bir istatistik var. Hani çok can alıcı bir istatistik. Yani bu 2019 yılında sanıyorum alınmıştı bu istatistik. Şu an daha da abartılı bir hale gelmiştir ama olay şu. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, yani hani yüz binlerce yıl öncesinden bahsediyorum, toplanan tüm verilerin miktarı son 2 yılda toplanan verilerin miktarının 10'da biri. Bakın ne dediğimi bir daha bir düşünün ve şimdi bu ne demek oluyor? Öyle bir veri akışı var ki, diyeceksiniz ki bu verilerin birçoğu nedir? İşte Ahmet Bey'in işte mangalda çektiği videoyu da veri sayıyoruz. Tamam, doğru, evet, ama her şeyden bir şey çıkartılabilir. Zaten makinelerin yaptığı şey bu. Anlamlı veri çıkartabilmek topladığımız veriden. Şimdi madem bu kadar çok veri var, o zaman bütün milletler, işte firmalar vesaire, herkes bu veriden ben en iyi nasıl faydalanabilirim yoğunlaşmış durumda. Yapay zeka bu yüzden şu anda çok değerli. Yani tamamen veriye bağlı. Veriyi en iyi kim kullanırsa en iyi sonucu o alır. O yüzden bütün ülkeler yapay zeka stratejileri geliştiriyorlar. Aslında yapay zeka stratejileri dedikleri şey şu: ben dijital ortamda, yani sayısal ortamda topladığım verileri kendi faydama en iyi nasıl değerlendirebilirim? Bunu savunma sanayinde ne yaparsınız? İşte insan savaş araçlarında işte SİHA'lar vesaire, onlarda kullanırsınız. Endüstriyel otomasyonda işte verimliliği arttırırsınız, güvenliği sağlarsınız. Düşünebileceğiniz her alanda bunun bir karşılığı var. Ama dediğim gibi buradaki kritik nokta şu: veri. Yazılım değil bakın. Yazılım tarafı zaten hani olması gereken bir bileşen. Onu saymıyoruz bile ama yapay zekanın kritik ham maddesi veri.
O yüzden 21. yüzyıl, bu 20. yüzyılın petrolü veri aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani yapay zeka eşittir veri analizi diyebilirsiniz. Yani veriyi en iyi değerlendirme şekli. Şimdi ben şeyden neden bahsettim? Neden korkutacağım sizi? Çünkü sebep şu. Şimdi yapay zekayı biz biliyoruz, kullanıyoruz ama yeterli hızda bundan faydalanabiliyor muyuz? Şimdi son yıllarda mesela bu derin öğrenmeyi hepiniz duydunuz, biliyorsunuz neler yapıyor. Şimdi derin öğrenme aslında bir İngilizce tabirle game changer oldu şeyde. Daha önce de yapay zeka çalışılıyordu. Makine öğrenmesi 40-50 senedir var zaten. Ama derin öğrenme ortaya çıktığından beri artık otomasyon, gene tırnak içinde, ciddi anlamda atılım yaptı. Şimdi otomasyondan kastım burada şu, sadece fabrika otomasyonu falan tarzı şeyler değil. Artık insanı devre dışı bırakacak şekilde her konuda karar verme tarafında daha iyi neticeler alıyor. Bu nedir? Doktorlardan daha iyi teşhis yapan makineler var artık. Şimdi doktorların işi gidecek mi? Yok, gitmeyecek ama ne olacak? Orada öyle bir şey var artık şimdi yardımcı bir teşhis asistanı olacak orada. Yani bir süre sonra. Doktor kendi karar verirken bir de ona soracak. Bunun gideceği nokta nedir? Bir süre sonra doktor artık rutine binecek. Diyecek ya makineye soracak. Sen söyle neymiş? Ha tamam bu. Şimdi ama insanı tamam tam anlamıyla devreden çıkartmıyor ama yani şimdi şöyle düşünün. Elimde bir tane alet var benim. Ben bir konuda karar vereceğim ama bu alet benden daha iyi karar veriyor. Şimdi siz bir, iki, üç bir süre sonra dersiniz ki ya ben artık karar vermeyeyim. Nasıl olsa bu benim için sonucu söyleyecek. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece yani doktora örnek olarak verdim. Tıp yani şey sağlık alanını. Her alanda böyle. Ha bunun getireceği nokta nedir? Şu. Artık yapay zeka gene tırnak içinde söylüyorum. Kullanan her alanda bir takım çözümler ortaya çıkacak. Peki bunun bizim hani geleceğimize etkisi nedir? O da şu. Neden ülkeler bu kadar yapay zekaya yatırım yapıyorlar? Çünkü gelişmiş ülkelerde iş gücü pahalı. Tamam, şimdi siz eğer yapay zekayla daha ucuz, yapay zekanın masrafı nedir? Sadece araştırma geliştirme masrafı, onun üzerinde bir de ürünü ortaya çıkarma masrafı. Ondan sonrası kendinden zaten geliyor. Yani iş gücü masrafını ciddi anlamda azaltacak bir şey. Peki, bunun insanlığa etkisi nedir? Ya onu düşünün bakalım. Artık otomasyona bağlı birçok yapılan iş yavaş yavaş ya kabuk değiştirecek ya da ortadan kalkacak. Peki biz ne yapacağız bu durumda? Şimdi bizim Türkiye genelindeki işlerin bir çoğunluğu aslında ciddi tehlikede. Onunla ilgili Gartner'ın falan istatistikleri var. Deloitte bu konuda çalışmalar yaptı. Yani bütün aslında bu konuda çalışmalar yapan firmaların dediği şey şu. Yani şu anda önümüzdeki 10-15 sene diyelim, içinde Türkiye'deki işlerin %60'ı, yani şu anda yapılan işlerin, otomasyon tehdidi altında. Otomasyondan kasıt burada tabii akıllı karar verme mekanizmalarına bağlı otomasyon. O zaman bizim ciddi bir şeyler yapmamız lazım. Nedir? Şimdi bizim de yapay zekaya yatırım yapmamız lazım. Tamam, başka şeyler, değişim gerektiren şeyler de var. Fakat biz bunu yapmazsak, yani şu andan işsizlikten falan bahsediyoruz. Gelecekte bu karşımıza çıkacak işsizlik. Yani şu ankinin yanında yani korkunç seviyede şey yani ileride olacak diyelim. Tamam yani bu ve bu yüzden hani strateji planları ortaya çıktı. Bu hem Türkiye Bilişim Derneği'nin hem Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ortaya koyduğu bu yapay zeka strateji planları bunu aslında ön plana çıkartan şeyler. Ha diyeceksiniz ki peki yabancı ülkelerde ne olacak? Onlarda da aynı sorun var. Evet ama onlar başka önlemler alıyorlar. Yani Serhan Hocam bahsettiği gibi yapay zeka yatırımlarını yapıyorlar ve şöyle de düşünüyorlar. Eğer hani katma değer olarak yapay zekanın ürettiği şeyi ben ülke genelinde paylaştırırsam aslında insanların bir süre sonra hani hep bahsedilen bu Universal General Income dedikleri şey. Ya ben vatandaşımı beslerim zaten ne olacak? Yani hani ondan gelecek üretim katma değerini yapay zekadan elde ediyorsam ben onun bir kısmını paylaşırım. Şimdi bunu yapabilen ülkeler için sıkıntı yok. Biz bunu yapabilecek miyiz peki? Yani belki bunu sormamız lazım kendimize. Dolayısıyla buradaki kritik tehlike bizim çok da zamanımız yok. Yani maksimum 20 sene diyeyim. Bizim bakış stratejimizi değiştirmemiz lazım. Yani yapay zekadan kaçamayız. Yani biz şöyle diyemeyiz. Ya millet ne yapıyorsa yapsın biz hani kendi işimizi görürüz. Olmayacak. Çünkü artık
bunun masrafı sıfıra inecek. Yani üretim masraflarının birçoğu, yani sıfır demeyeyim, hani enerji masrafı falan var ama oldukça azalacak ve biz bununla, yani bedava iş gücüyle baş edebilme şansımız olmaz. Yani bunu bu açıdan düşünmemiz lazım ve ben hani şeyden, veri tiplerinden falan bahsedecektim. Aslında onu isterseniz bir sonraki tura bırakayım. Çünkü bu konuşulanların üzerine bundan bahsetmek istedim, bu konulardan. Hani bir de neden burada bu çalıştayın içindeyiz? Belki hani bununla da alakalı. Onu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Murat Bey. Şimdi veri konusunu özellikle bahsettiniz. Şöyle bir durumu var diye aklıma geldi açıkçası. Şimdi yapay zeka teknolojileri gelişmesi için mi veri çok üretiliyor artık? Ya da veri üretildiği için mi yapay zeka teknolojileri çok gelişiyor? Burada işte tavuk yumurta olayı gibi bir şey çıktı karşımıza. Dolayısıyla yıllar önce yapay zeka ile alakalı çalışmalar vardı, doğru, ama bu kadar çok veri yoktu. Veri üretilmemişti. Acaba o kapsamda o teknolojilerin gelişmesi için mi artık kişilerden, bizlerden veriler çok toplanmaya başladı, etraftan çok toplanmaya başladı? Bu da tabii arka tarafta belki düşünülmesi gereken bir konu diye olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bahsettiğiniz diğer konuda da işte bakış açımızı değiştirmemiz lazım, fark kapatmamız lazım. Bu konuda hemfikiriz, bu konuda çalışmalarımızı yürütüyor olacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi ben tekrar Ezgi Hanım'a dönmek istiyorum. Öncelikle siz de özellikle hem desteklerden hem de insan kaynağından bahsettiniz. Bir de vakıf eş başkanlığınız var burada. Bu konuda siz hem vakıfta neler yapıyorsunuz, bir de bu insan kaynağını geliştirebilmemiz için bizim nasıl hareket etmemiz lazım? Üniversiteler hem akademik kariyeriniz o taraftan, hem de özel sektör olarak biz neler yapmamız lazım? Çok teşekkürler. Tam ben de zaten evet bu konudan bahsedecektim. Şimdi şöyle, insan kaynağı gerçekten hani böyle şey, Türkiye'de de yani hani dün de ben aslında İknur Hanımların şeyde panelini dinledim, çok güzel bir paneldi. Orada hep insan kaynağına vurgu vardı. Şimdi şöyle, ben de aslında yani üç tarafı da temsil ediyor diyelim, hem STK tarafı, hem üniversite, hem startup tarafı diye düşünürsek. Şimdi üniversite tarafına baktığımızda, şimdi ben şimdi ODTÜ'de ders veriyorum. Hani ODTÜ'deki öğrenciler belli bir seviyenin üstünde teknik olarak diye düşünürsek. Hani şimdi orada bile mesela şöyle bir şey oluyor. Şimdi teknik olarak çok iyi yetişmiş öğrenci ama önüne bir veri setini al, şunu bir analiz yap, işte atıyorum bir ENN yap, bir support vektör machine yap, bir şunu yap deyip üç tane model çalıştır getir dediğimde bana şunu diyor. Şimdi ben ne input koyacağım hocam bunun içine, modelin içine? Şimdi bu parametreleri nasıl fine tune edeyim? Yani hani böyle o kadar basic sorular ki, hani böyle hani belki bazı basitleştirerek de soruyorum ama hani o kadar basic sorular soruyorlar ki, yani o teknik bilgiyi, o teknik eğitimi alan öğrencinin bu soruları sormuyor olması lazım. Ama bu nereden geliyor? Şimdi hemen onun özüne döneceğim aslında. Şimdi ben Hollanda'da doktora yaptım değil mi? Bunu hep anlatıyorum yani. Şimdi Hollanda'da doktora yaptım. Şimdi Hollanda'da nasıl öğrendim? Kendi kendime öğrendim. Yani aslında hani yurt dışına gidiyorsunuz ama aynı şeyi ben evde de yapabilirmişim. Yani hep öyle diyorum, bazen gülüyorlar da. Şimdi şöyle, niye öyle oluyor? Şimdi bizim hep burada, ben Bilkent Finans'a doktora yapıyordum. Şimdi burada hep şöyle bir eğitim var. Çok teorik bir eğitim var. Uygulama neredeyse sıfıra yakın. 500 yıl öncesinin kitaplarını okutuyorlar. Oradaki teorileri ezberlemek zorundasınız. Bir doktora yeterlik var zaten. Yani kabus, gerçekten insanın psikolojisini bozan bir şey. Hiç makale, araştırma yapmaya yönlendiren bir sistem yok. Tamamen ezber. O sınavlardan A alacaksın, o dersen A alacaksın ama paper'ın var mı sonunda doktoranın bitirinde? Yok. Niye? Çünkü öbür taraflar o kadar debelenmişsin ki, yani şimdi biraz kötü bir tabir ama o kadar uğraşmışsın ki, yani zaten araştırma yapmaya mecalin kalmamış şimdi. Şimdi ben böyle bir sistemde 3 sene okuduktan sonra Hollanda'ya gittim. Jean Monnet bursunu kazanıp gittim. Ya şimdi gittim, resmen bir kültür şoku akademik anlamda yani. Hakikaten. Gittim yani böyle şey dedi hoca bana, yani acayip de ünlü bir adam yani, Alman şey hocam, Hollandalı mı? Almandı. Ya dedi, bak dedi Ez dedi, biz burada bu doktorayı sen yapacaksın. Sen araştıracaksın, konunu sen bulacaksın, araştırmanı sen yapacaksın, metotları sen... Ya her şeyi bana bıraktı yani, sen lead edeceksin dedi. Bunu bir proje olarak sen lead edeceksin dedi. Öyle olunca yani oturdum gerçekten, açtım işte R'ın, Python'ın bilmem ne tutoriallarını okudum, şey yaptım, öğrendim. Bazen garip garip sonuçlar çıktı, düzelttim falan ama sonuçta gerçekten orada ne yapmam gerektiğini tamamen yani kendim çalışarak karar verdim. Yani hiçbir zaman gidip de hani hocaya çok böyle ara ara hani böyle şeyler çok sıkıştığım zaman hani sorduğum oluyordu. Ama buradaki işte eğitim sisteminden dolayı burada hep böyle şey, hoca bana öğretsin.
Bana söylesin ne yapacağım, nasıl kodlayacağımı söylesin, hangi input'u vereceğimi söylesin. Yani iyi de bu yani science değil ki şimdi. Data science diyoruz ya aslında. Science kısmı zaten Ar-Ge kısmı. Yani orayı hep kaçırıyoruz. Hep burada böyle bir data science'e bir analiz gibi. Ya işte al şu veriyi, işte şunu yap, işte sonucu getir falan. Ya bu olay bu değil. İşte bizim bence önce buradaki yani data science ve yapay zeka, ben aslında hepsini bir görüyorum. Yani temelinde zaten istatistik var dediğiniz gibi hepsinin. Ama buradaki science kısmını vurgulamak lazım. Bunun için de bir eğitim sisteminde gerçekten sorgulayıcı, temel bilimlere dayalı bir eğitim vermek lazım öğrencilere. Hani ya bak ben ODTÜ diyorum yani ODTÜ'de bile gerçekten ben uygulama tarafının çok eksik olduğunu düşünüyorum eğitim anlamında. Şimdi şey tarafına gelirsek vakıf ve daha çok böyle insan kaynaklarının yetiştirilmesi kısmı. Aslında bizim vakıf kısmını, vakıf fikri de bu insan kaynağı eksikliğinden çıktı. Yani 3 senedir ben bu yapay zeka startup ekosistemi içerisindeyim. Yani 3 sene önce ilk firmamı kurmuştum, yapay zeka firmamı. Şimdi hep böyle bir yani işte ODTÜ'den mesela öğrenci alıyorsunuz, yine onu yetiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yine işte kurslara gönderiyorsunuz, yine şey yapıyorsunuz. İşte maddi durumu iyi olmayan öğrenciler var, bir sürü hani bu kaynaklara erişemiyor, kurs vesaire. Oradan da gerçekten biz bu yapay zeka alanında bir vakıf kurup bu işte öğrencilere eğitimler verip, seminerler düzenleyip işte böyle daha bilimsel işte etkinlikler yapıp biz gerçekten bu alanda yetişmiş insan gücü sayısını arttırıp sonrasında da onları gerçekten böyle hani iyi yapay zeka ve veri analitiği firmalarında iş bulmaları konusunda destek olmak istiyoruz. Yani aslında bizim vakıf kurma amacımız temeli buradan çıktı. O anlamda da şu anda zaten hani böyle özellikle işte biraz daha biz enstitü olma amacıyla da kurulduk. Yani sonrasında enstitü olmayı da amaçlıyoruz. O açıdan biraz daha akademik, eğitim anlamında programlar oluşturuyoruz şu anda. İşte eğitimler vermeye başladık ama hani biraz daha işte tabii Covid'den dolayı çok aktif olamadık. İşte önümüzdeki sene Mart, Nisan'dan itibaren aktif olarak artık bu etkinliklerimize başlamayı düşünüyoruz. Bir de hemen şeye gelirsek. Biraz da işte ilk Nur Hanım da dün zaten bahsetmişti. Özellikle hani Sanayi Bakanlığı'nın hani mesela mesleki yeterlik vesaire işte Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz dediği noktada. Şimdi mesela bu 1 milyon programcı mesela. Orada özellikle işte yazılım kısmı yine mesela vurgulandı. Yine buradaki işte data science, veri bilimi kısmı vurgulanmadı bence orada. Yani verilen eğitimler de biraz daha yazılım tarafına yönelik. Ben mesela bu programın çok benzerinin veri bilime ve yapay zeka alanında da benzer bir program açılmasını çok isterim. Bu konudaki insan kaynağının arttırılması için, sayısının ve niteliğinin arttırılması için. Teşekkürler. Çok teşekkürler Ezgi Hanım. Çok önemli bir konuya parmak bastınız aslında. Şöyle ki sadece yapay zeka tarafında değil, eğitim sistemi açısından bizi ezbere değil de daha çok düşünmeyi öğretmeye yönlendirecek sistemlere ihtiyacımız var. Yapay zeka konusunda bu çok daha ön plana çıkıyor anladığım kadarıyla. Ve uygulamaları daha düzgün yapmamız gerektiği konusunda hemfikirim sizle. Yani insan kaynağımız bu tarafta evet geliştirmek için çeşitli faaliyetler yürütülmesi gerekecek ve bunları da çok hızlıca yürütmemiz gerekiyor. Peki insan kaynağı yetiştirdiğimizde bu konuyla alakalı önümüzde ne gibi fırsatlar çıkacak? Bu konuda ben tekrar başkanıma dönmek istiyorum aslında. Şimdi insan kaynağımız yok fakat insan kaynağı oluşturmak için önümüzde ne gibi fırsatlar var ki biz insan kaynağı yetiştirelim? Teşekkürler Bülent. Ya gerçekten en büyük sıkıntımız insan kaynağı. Ezgi Hanım çok güzel söyledi. 1 milyon yazılımcı kampanyamız var. Yapay zekayla eğer biz bir şeyler yapmak istiyorsak ülke olarak veri bilimi konusunda uzman kadrolara ve desteklere de ihtiyacımız var. Şimdi geçen ben LinkedIn profilimde paylaştım. Büyük bir firma bir araştırma sonucu yayınladı. Bu araştırma sonucunu 2019, 2020 ve 2021 yıllarını karşılaştırarak yaptı. Katılanlara sordukları sorularda aldıkları cevapları söyleyeyim size. Yapay zeka kullanarak EBITDA'larını %5 ila %20 arasında artırdıklarını söylüyor bu ankete cevap verenler. Yine aynı şekilde yapay zeka kullanarak masraflarını %10 ila %40 arasında azalttıklarını söylüyorlar. Şimdi çok büyük bir devrimden bahsediyoruz aslında. Bu devrimde bizim ülke olarak yer alabilmemiz işten bile değil. Çünkü bizim insanımızın zekası gerçekten parlak. Ama biz maalesef daha önce de defalarca söylediğim gibi aklımızı hep başka şeylere kullanıyoruz. Arka kapıyı bulmakta bizim üstümüze yok örneğin.
Siber güvenlik tarafında ben Havelsan'da çalışırken bayağı bir rapor okumuştum. Okudum, raporlar hala geçerliliğini koruyor diye düşünüyorum. Biz ülke olarak arka kapıyı bulmak konusunda uzmanız. Dünyada sürekli ilk onun içindeyiz. Yani zekamız o kadar iyi çalışıyor ki kolay yoldan zengin olmak, hızlı şekilde para kazanmak. Yani zekada bir sıkıntı yok. Bizim derdimiz bu zekayı yönlendirebilmekte. Şimdi yapay zeka kavramı aslında 1950'lerden beri konuşuluyor, hocalarımız da söyledi. Fakat çok hızlı bir şekilde gelişmesi son 4-5 seneye tekabül ediyor. Yani bizim az önce söylediğim, bir önceki turda söylediğim günlük 2,5 kuintilyon byte verinin artmasıyla biz yapay zekayı kullanmaya başladık. Burada çok ciddi fırsatlar var. Ben kendi adıma, şirketim adına doğal dil işleme tarafını seçtim. Seçme sebebim 2020 yılı itibariyle doğal dil işleme pazarı 5 milyar dolar civarı yaklaşık. 2021'de bu rakam 11, 2026'da da 35 milyar dolarlık bir pastadan bahsediyorum. Doğal dil işleme, dediğim gibi, özet çıkarmadan duygu analizine, döküman sınıflandırmasından dökümanlardaki hassas veriyi bulmaya kadar birçok alanı içeriyor. Şimdi burada ülke olarak bizim avantajımız şu. Türkçe dünyada konuşulan, en çok konuşulan diller arasında 16. sırada resmi olarak. Ama Türkçe'ye yakın dilleri düşündüğünüz zaman bu ilk 7'ye 8'e geliyor Türkçe dili. Çok azımsanamayacak bir rakam bu. Dolayısıyla burada bizim Türkçe ile ürettiğimiz herhangi bir yapay zeka çözümü benzer dili kullanan ülkelerde de çok hızlı bir şekilde rağbet görebilecek hale gelebilecek durumda. Bunu niye söylüyorum? Büyük firmaların temel dillerde çözümleri var, doğru. Çok iyi var. İngilizce'de çok iyi çözümler var. Rusça'da, Çince'de inanılmaz iyi çözümler var. Ama bu firmalar aynı çözümleri bizim gibi yapısal olarak dile sahip olan ülkelere geldiğinde başarım oranları biraz aşağı düşüyor. Dolayısıyla bizim burada çıkış noktamız da bu oldu. Türkçe'ye benzer dillerde doğal dil işleme şeklinde çözümler üretebilirsek biz bu çözümleri, biz Macarca'yı denedik örneğin. Macarca'ya çok hızlı bir şekilde biz öğrettik yapay zeka motorumuza. Türkçe'yi öğrettik. Aynı şekilde nasıl bir çocuğa dil öğretiyorsunuz? Biz sistemimize Macarca'yı da öğrettik. Ama Türkçe'yi öğretirken bizim en büyük zorluğumuz Türkçe veri seti yeterli sayıda yoktu elimizde. Akademik olarak var bir iki tane çalışma ama siz profesyonel olarak bir ürün üretmeye çalıştığınızda bu veri seti yeterli olmuyor. Covid'in bize en büyük artısı şirket olarak bizim mühendis arkadaşlarımız ve bizler 6 ay boyunca 3 kelimeden oluşan cümleden başlayıp 100 kelimeye kadar oluşan cümle öğrettik biz yapay zeka motorumuza. Bizim sistemimiz herhangi bir veri tabanı kullanmadan cümle içinde geçen konumlarına göre tanımlama yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz de buradan yola çıktık. Fırsat olarak Bülent çok güzel şeyler söyledi. Bizim önümüzde çok ciddi fırsatlar var yapay zeka alanında. Ama onun için de gerçekten desteğe ihtiyaç var startuplara. Biz COSGAP desteği alarak başladık işe. 236 bin lira COSGAP desteği aldık. Şimdi yapay zeka ile bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bir ürün çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunun pazarlamasını yapmak zorundasınız siz. Dediğim gibi uzaktan pazarlama yapamıyorsunuz. Ali Hocam diğer ülkelerin desteklerinden bahsetti. İnanılmaz fark var. Şimdi bizim ülkemizde bu tip destekler en azından yapay zeka alanında ortaya çıkarılabilirse, desteklenebilirse firmalar, inanın Türkiye'deki yapay zeka firmalarını dünyada eşi benzeri olmayan bir yere geleceğini düşünüyorum ben. Kendi adıma. Ben 35 senedir bu sektörde o ya da bu şekilde çalışıyorum. Benim gördüğüm yıllar içinde, çalıştığım firmalarda da gördüğüm şey şu ki, eğer biz kendi halkımıza güvenip onu belirli alanlarda yönlendirebilirsek bu insanların yapamayacağı hiçbir şey yok. Teşekkürler. Başkanım teşekkürler. Yine fırsatlar konusunda evet, hem devlet olarak da biz COSGAP değil daha büyük destekleri sağlamamız gerekiyor ki fırsatları daha düzgün bir şekilde değerlendirebilelim. Şimdi yapay zeka
fırsatlar var, insan kaynağımız ama insan kaynağımız az ve bunu yetiştirmemiz gerekiyor. Fakat yapay zeka ilerleyen zamanlarda bizim kültürümüzü de değiştirecek gibi gözüküyor. Özellikle otomasyon ve fabrika sistemlerinde kültürümüzü de değiştirecek. Çünkü az önce başkanımız da bahsettiği gibi maliyetler açısından belli bir düşüşler var. Ve bu düşüşler acaba fabrika tarafında, Tolga Bey size dönmek istiyorum, nasıl bir etkisi var, bu fabrika kültürünü nasıl değiştirecek? Şimdi Bülent Bey şöyle yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Aslında Murat Hocam çok güzel bir şeye değindi. Veri konuşuyoruz. Bir istatistik konuşuyoruz. Tabii fabrikanın içinde de aynı şeyler söz konusu. İsterseniz gelin bir bakalım şimdi. Ne değişiyor kültürde? Bir defa artık robotlardan beklediğimiz iş değişti fabrikanın içinde. Çünkü tüketici ürününü sürekli değiştiriyor. Ona verdiğimiz eski veri setleriyle çalışmasını bekleyemiyoruz artık. Şimdi robota 3 boyutlu kamera takıyoruz. Ondan sonra birçok akıllı sensörleri donatıyoruz. Ancak yeterli gelmiyor. Şimdi bir önceki endüstri evresinde robot nasıl çalışıyordu? Bakınız görelim. Şimdi bir yazılımcıyı koyuyorduk başına robotumuzun. Elektromekanik sistemin yazılımlarını oturup tasarlıyordu. Bir makine mühendisi arkadaşımız da koyuyorduk. Tutucularını tasarlıyordu robotun. Dolayısıyla robot ve robotun etrafındaki elektromekanik set ona verdiğiniz görevi kesintisiz, aynı kalitede, sürdürülebilir bir sistematik altında yapıyordu. A noktasından B noktasına verdiğiniz kinematikle yapıyordu. Ancak bu bir önceki endüstri evresindeydi. Tabii sayıyorlar Almanlar. Almanlar sayması çok normal. O kültür öyle çünkü. Ama şimdi robota böyle görevler verince işimizi görmüyor. Diyoruz ki robota ben bir kutunun içine rastgele boyutları ve geometrisi farklı ürünleri atayım. Sen bunları tutucularını değiştirmeden yani mevcut aparatlarına ayrıştır ve bana sınıfla. Yani şöyle şunu istiyoruz, bizim gibi çalışsın istiyoruz. Parmaklarımızı nasıl değiştirmeden hem peynir tutabiliyoruz hem yumurta tutabiliyoruz sabah kahvaltısı için. Aynı zamanda aynı hassasiyetle maydanozları tutuyoruz. Robottan da bunu istiyoruz. Önce diyoruz yuvarlak parçaları topla koy ve onları karışık algoritmalarla da atabilirim. Robot her yaptığı uygulamadan kendine bir puan veriyor ve daha sonraki işler için bu tecrübesini kullanıyor. İşte yapay zeka algoritmaları burada işin içine giriyor ve bundan önceki imalat teknolojilerinde standart ürünler üretiliyordu. Gördüğünüz gibi rengarenk farklı geometrilerde süreçler geliyor ve inanılmaz bir veri oluşuyor fabrikanın içinde. Dolayısıyla bu veri bir istatistik sistematiğiyle işlendiğinde ortaya bu çıkıyor. Ancak sorun şu, fabrikanın içinde atölyede bu kadar büyük veriyi bu kadar karmaşık istatistik sistemlerinden veya yapılarından geçirecek donanımınız yok. Yer yok çünkü. Bunu ne yapmamız lazım? Başka bir yere göndermemiz lazım işlensin diye. Öyle bir zamanımız da yok çünkü olay gerçekleşiyor fabrika içinde. Dolayısıyla diyoruz ki bunu sadeleştirelim. Yani bu uygulamada derin öğrenme metodu kullanılıyor. Ancak layer'lardan yani katmanlardan belli bir yerde durdurup kesip daha önce fabrika içinde yaşanan kültürün oluşturduğu parçayla değiştirip işleme tabi tutuyorsunuz. Aksi takdirde robotun yanında bunu yapmak mümkün olmuyor. İşte bence ve bizce veya en büyük gelişmeyi burada kaydedeceğiz. Hatta bu sistem şöyle bir şey daha yapıyor. Ürünün yaşam döngüsüne de müdahale ediyor. Normalde bir üretim hattında ürünün yaşam döngüsüne fazla müdahale etmezsiniz. Tasarımcı ürünü tasarlar, siz de bunu üretirsiniz. Ancak diyorsunuz ki ürünü tasarlayan arkadaşa, benim mevcut mekanik sistematiğim bu ürünü tutmaya mümkün değil. Rastgele düşmesinler, ağırlık merkezlerini tasarım yaparken değiştir, düşme algoritmasını da yönetelim. Ki mevcut parmaklarım bu parçayı yakalayabilecek şekilde konumlanabilsin. Yani gördüğünüz gibi hem ürünün tasarım aşamasında hem de üretim aşamasında bir birleştirme söz konusu. Ne oluyor? Lojistik ve tüketici zincirine üretim zinciri ve tasarım zinciri de bağlanmış oluyor. Bu çok dramatik bir değişiklik fabrika içinde. Yani bu beklenen bir gelişme değildi aslında. Benim hiç hayal ettiğim bir şey değildi.
şaşırarak izliyorum. Şimdi bu pandemide de çok yoğun bir şekilde gördük. Büyük lojistik firmaları pazarın önüne çıktılar ve bize evimizde ürün sağlamaya çalıştılar. Burada Amazon'un bir örneği var. Bu da bizim Mitsubishi Electric'in geliştirdiği bir görüntü işleme sistematiği. Paketin içindeki ürünleri tanıyor. Yani buraya kadar her şey normal. Yani bununla ilgili birçok uygulama bulabilirsiniz. Yapılıyor. Türkiye'de de çok iyi yapan şirketler ve akademisyenler de var. Ancak sorun şu. Hadi diyorsunuz, benim kutuma bu deminki paketin içinden benim ihtiyacım olan ürünleri aynı parmaklarla tutup koy. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Kutunun içindeki ürünlerin parmaklarımın tutabileceği şekilde pozisyonlamasını da yönetmeniz gerekiyor. Bu şu anda kullanılan bir uygulama. Buna benzer bir uygulamayı önümüzdeki senenin, bu senenin yazının sonuna doğru Türkiye'nin ünlü bir kilit üreticisi firmasında yapacağız. Kısmet olursa Türk mühendisi arkadaşlar çalışıyor. Bir akademisyen arkadaşımızdan da destek alıyoruz. Sanırım buna benzeyecek. Kültür gördüğünüz gibi çeşitlendirilmiş ürünleri tasarım aşamasından tüketiciye giden kısma kadar fabrika yapmak konusunda değişiyor. Evet, böyle bir gelişme bizim hayatımızda var fabrika tarafında. Çok teşekkürler Tolga Bey. Oldukça açıklayıcı oldu. Şimdi ben biraz yapay zekanın farklı bir konusuna, henüz daha değinmediğimiz bir konusuna girmek istiyorum. Özellikle Ali Bey, sizden bu konuda fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi yapay zeka strateji Sanayi Bakanlığı ve DDO, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından çıkarıldı. Burada stratejik hedeflerden bir tanesi de aslında hukuki düzenleme tarafları. Şimdi yapay zeka insana yerine koymaya gidiyor yavaş yavaş. Her ne kadar duygusal zeka olarak henüz çok çok geride ve bunun yerini alamayacağını düşünsem de analitik tarafta çok ciddi ilerlemeler var. Fakat bir örneği, bir otonom sürümde yapay zeka ile hareket eden bir araç bir kazaya sebep olup, veya fabrikalarda bunların örnekleri var, bir kazaya sebep olup bir kişinin ölümüne sebep olduğunda bunun hukuksal altyapısı ülkemizde hem nasıl ve dünyada da nasıl ve nasıl, neler yapmamız gerekir bu konuda? Şimdi bu konu da çok tartışmalı bir konu ama bir istatistik profesörü olarak ve yapay zeka alanında da 98 yılından beri çalışan birisi olarak o kazaya yol açan ve algoritmayı geliştiren kişi birinci sorumludur. İki, o algoritmayı denetleyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmadan kullanıma süren ikinci dereceden sorumludur. Ve son tahlilde de o teknolojinin kullanımını denetlemeden devreye alan kamu sorumludur. Şimdi estağfurullah. Ekleyeceğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Bir şey sordum. Peki. Evet. Şimdi devam edeyim buradan. Başka soru var mı? Yok tabii, buyurun. Buyurun. Tamam. Şimdi ben bıraktığım yerden karar süreçlerinden konuşmacıların katkılarıyla beraber devam edeceğim. Tolga Bey'in sunumu çok güzel oldu. Her zaman için hayran olmuşumdur. Böyle güzel sunumu hazırlamaya. İçerik olarak da bizim konuştuklarımızı pekiştiriyor. O da beni çok... Peki. Şimdi konuşuyoruz. Bizim bir şekilde bu noktada daha etkin rol almamız lazım. Ben yine biraz sayılarla devam edeyim. Şu an için dünyada, işte bitirdiğimiz artık bu yılda, geride bıraktığımız yılda diyeyim, ihtiyaç duyulduğu söylenen yapay zeka tabanlı teknolojilerde çalışması beklenen insan açığı sayısı 2.2 milyon kişi. Farklı Gartner ve benzeri kuruluşların 2030 yılı itibariyle ihtiyaç duyulacağı yapay zeka tabanlı iş ve işlemlerde çalışması için öngördüğü sayılar 16 milyon kişi ile 800 milyon kişi arası. Şimdi bizim mesela işte Murat Hocam, yapay zeka mühendisliği bölüm başkanı,
Baktığınızda şu anda 5 tane mi bölüm oldu Türkiye'de bu konuyla ilgili? 5 tane bölüm var. Her birine siz 100 tane kontenjan tanısanız ki yok sağ olsun eli biraz cimri davranıyor bu konuda. Sosyal bilimlerde alabildiğine yiyebiliyorsunuz insanları. Biner biner kontenjan verilen yerlerde maalesef bu şekilde ilerliyor. Belki de daha iyi eğitim alınması için bilmiyorum o perspektifi ama sıkıntılı kısım şu aslında. Sizin karar verme süreçlerine bakışınızla alakalı. Neden? Temel anlamda iki tane karar verme vardır. Biri sübjektif, öbürü objektif. Objektif karar verme dediğimiz konu bilimsel karar vermedir. Nedir peki? Ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve şeffaftır. Sübjektif karar verme herhangi bir şekilde bir parametreye bağlayamayacağınız, karşılaştırılabilir olmayan kişi veya kurumun kendi halet-i ruhiyesine göre verdiği karardır. Şimdi biz hep matematiği bir bilim olarak alıyoruz ama aslında matematik muhakemedir. Ve objektif karar verme de bu saydığımız parametreler matematik gerektirir. Bu konuştuğumuz şu anda en sıkıntılı durum ise biz şu anda maalesef toplum olarak matematik bilmiyoruz. Gittikçe de bu alanda daha zayıflıyoruz. Ezgi Hanım'ın da biraz önce söylediği gibi bizde bütün teknolojik gelişmelerin maalesef mühendislik disiplininden gideceği düşünülüyor ama Ar-Ge dediğiniz konu science gerektirir, temel bilim. Bizde temel bilimlerle ilgili herhangi bir şekilde genişletme veya geliştirmeye dönük olarak bir atılım olması lazım bu alanda. Daha kuvvetlendirmek lazım ve bunu da okul öncesinden başlatmak lazım. Aksi takdirde üniversitede karşınıza gelen çocuklar ancak abaküste toplama yapabiliyorlar. Şimdi biraz daha devam edersek, şimdi bu kadar söyledim, sıkıntılı da bir durum var, var. Sorun tespiti evet, peki karanlık mı her şey? Değil. Neden? Bizim yüksek katma değerli teknoloji üretiyor olmamız lazım. Fakat baktığımızda Türkiye'deki bütün teknoloji bölgelerinde, teknokentlerdeki firmaları biz teknoloji üreten firmalar kabul ediyorsak ki bunların hala da maalesef %70-80'i sadece internet sitesi yapıyor, web sayfası yapıyor. Hadi öyle kabul edelim. Bu şirketlerin toplam şirketler içerisindeki payı 5%. Gayri safi yurt içi hasıla da yarattıkları katma değer 15%. Demek ki Ar-Ge tabanlı çalışan firmalar Türkiye'de her bir birim firma diğer firmaların 3 katı katma değer yaratıyor. 3 katı katma değer yaratması demek devletin 3 katı fazla vergi alması demek. 3 katı fazla istihdam demek. Dolayısıyla hani dedik ya destekler kısmı aslında devlet bu alanla ilgili destekleme yaptığında aslında kendisine yatırım yapıyor. Her anlamda. Yapay zeka strateji belgesinden bahsettik. Dijital dönüşüm ofisinin daveti üzerine ben de danışmanlığını yaptım ilk versiyonunda. Yapay zeka strateji belgeleri özel ilgi alanım olan konulardan bir tanesi aynı zamanda. Şu anda işte bu konunun önde gelen ülkelerine baktığımızda yaklaşık olarak 5. revizyonlarını yayınlıyorlar. O revizyonlarda da bir sıralama var. Hasbelkader 2016'da Amerika'da yayınlanan son yapay zeka strateji belgesinin finans alanında ki atıfta bulunan iki makaleden bir tanesi bana ait. Ve o nedenle yoğunlaşıp baktığınız zaman bizim buradaki stratejileri de biliyorum. Bunun bir sonraki fazında destekler geliyor. Hem eğitim alanında hem
teşviki bir alanında. O nedenle o aralarda atılım yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi ama atılım yaparken de sektörel olarak belirlemenin dışında sizin bir şekilde alt alanları da iyi tanımlıyor olmanız lazım. Alt alanları iyi tanımlama kısmına geldiğiniz zaman da biraz önce konuştuk, diğer değerli konuşmacılar katkı verdi, Tolga Bey sunumunda gösterdi çok güzel biçimde. Belirli görüntü işleme, IoT teknolojileri ve benzeri şeyleri bizim net olarak altını çizmemiz lazım. Neden bunu söylüyorum? IoT'den şu anda bahsediyoruz. Yani aslında sensör haberleşmesi özünde. Şu anda bizim bunu edinme maliyetimiz, bunu şeyi katmıyorum hesaba. Bunun işte yolu vesairesini katmıyorum hesaba. Maliyetin 10 katı. Peki ne kadarlık bir yatırımla bu iş olabiliyor? Çok bir şey değil, birkaç yüz bin dolarla. Dolayısıyla şu anda çip ve sensör krizinin yaşandığı bir ortamda hiçbir şey yapmasanız, konuyla ilgili destek verdiğinizde direkt ihraç kalemine zaten sahip oluyorsunuz kendi ihtiyacınızın ötesinde. Görüntü işlemeye geldik. Şu anda artık insan duyularının ötesinde iş ve işlem yapabilme kabiliyetine sahip hem gerekli algoritmalar, hem bununla ilgili kamera sistemleri, hem de aynı zamanda bunları işleyebilecek donanım ve yazılımlar söz konusu. Ancak şu anda görüntü işleme alanında şanslıyız. Neden şanslıyız onu da söyleyeyim. Derin öğrenmeye biraz önce hocam vurgu yaptı. Aslında derin öğrenme dediğimiz şey her bir değişkeni aynı zamanda ayrı bir fonksiyon olan bir alt alta fonksiyonlar dizilimi. Ve gündemimize sokan ne oldu bunu? GPU kartlar. Klasik olarak koordinat tabanlı öğrenme sistemlerinden biz GPU tabanlı öğrenme sistemleriyle yaklaşık olarak 280-500 işlem yerine birkaç milyar işlemi saniyenin 30'da birinde gerçekleştirebiliyor hale geldik. Güzel kısmı şu, bu teknolojilerin start aldığı tarih 2017. Dolayısıyla şu anda henüz daha o alanı kaçırmış değiliz. Orada yönelebiliriz. Şunu sorabilirsiniz, diyebilirsiniz ki yani tamam bu kadar asıyorsun, kesiyorsun da sen ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Başkent Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Merkezi ve Yapay Zeka Derneği olarak biz yapay zeka okur yazarlığı sertifika programlarına başladık. Aslında buna start verme bizim tarihimiz, düşüncemiz hemen pandemiden önceydi. Araya pandemi girdi. Ve bunu sadece yetişkinler için değil, dün liseler için ilkini düzenledik. Amacımız burada aslında toplumda farkındalık yaratmanın ötesinde, aynı zamanda da üniversiteler anlamda yapay zeka mesleği kazandırılamayacak veya yeterince nüfuz edilemeyecek toplum katmanlarını da yapay zeka konusunda uzman olarak yetiştirmek. Gözümün içerisine bakıyorsunuz artık bitirin, yan tarafa verin diye. O nedenle de herkese sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Diğer konuşmacılara da çok teşekkür ediyorum. Bu fırsat için de ayrıca teşekkürler size. Murat Hocam'a veriyorum. Teşekkür ederim. Ali Bey çok teşekkürler. Yani sizinle sabaha kadar konuşsak herhalde daha anlatacak çok şey var. İnşallah bir gün birebir de bunları konuşmak isterim. Şimdi özellikle başkan dernek olarak yaptığınız o okur yazarlık konusu çok önemli. Farkındalığın ötesinde bir olay bu. Bizim ilerlememize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum bu tarafta. Yapay zeka sizin de belirttiğiniz gibi hemen hemen her konuya deniyor. Her değiniyor. IoT'ler olsun, görüntü işlem olsun, hayatın her alanına girecek. Bu konuda bunların farkına varıp herkesin, her
kesimde çalışan kişinin bunu gündemine alması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben son olarak vaktimizi de çok aşmadan 11'de normalde bitirmemiz gerekiyordu. Murat Bey'e tekrar dönüyorum. Şimdi siz ilk konuşmanızda hani özellikle verinin hani öneminden vesaireden bahsettiniz. Şimdi bu teknolojiler her alana giriyor da özellikle finans ve üretim gibi alanlarda biz bu teknolojileri nasıl kullanabiliriz? Hayatımıza nasıl geçirebiliriz? Çok teşekkürler Bülent Bey. Ben de çok vakit almadan hızlıca bunlardan biraz bahsedeyim. Aslında Tolga Bey üretim tarafı ile ilgili bahsetti. Onu tekrar üzerinde durmamıza çok gerek yok. Yani hani IoT ve robotların entegrasyonuyla yapay zekanın üretim yani sanayi alanında çok kullanımı var. Genelde otomasyon üzerinde yoğunlaşıyor ama yani dijital ikiz tarafında da işte belki bir miktar işte bu şey dediğimiz kestirimci bakım vesaire tarzı uygulamalar da var. Çok alanı var. Finans alanını özellikle hani üzerinde durursak şöyle bir şey var. Şimdi son yıllarda özellikle bu dünya global bir markete dönüştü. Yani herkes herhangi bir uluslararası finansal piyasalarla entegre olabiliyor. Yani Türkiye'de de bunun bu konuda çok yatırımlar yapıldı. Şimdi yapay zekanın buradaki kullanımı ne olabilir? Şöyle söyleyeyim. Mesela en basitinden insanın aklına gelen bu alım satımlarda, algoritmik alım satımlar yapay zeka üzerinden yapılıyor şu anda. Çok onlarla ilgili ciddi çalışmalar var. Hatta şöyle söyleyeyim. Artık insanlar yavaş yavaş devreden çıkıyor gibi. Çünkü bu tamamıyla algoritmaların savaşına, algoritmaların bilek güreşine tabiri caizse dönüşmeye başladı. Çünkü kimin öngörüsü daha iyiyse, yani sonuçta finans tarafında hani amaç nedir? Daha fazla para kazandıran bir şey yapmak, karar vermek. Şimdi insandan daha iyi karar veren sistemlerin olduğundan bahsettik. Bu yapay zeka bunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla finans alanında bunu çok görmeye başladık ve bu konuda özellikle ciddi anlamda iş gücüne ihtiyaç var. Yani ileride yapay zeka ile uğraşmak isteyen hani genç öğrenciler ya da işte bu konuda kendini yetiştiren uzmanlara yani bu konuda bir ben şey görüyorum. Bunu duymuşsunuzdur mesela bu özellikle işte Amerika'daki ya da Avrupa'daki büyük şeylerin finansal kurumların quant dediğimiz uzmanlara yani hani şu anda rakam telaffuz etmeyeyim ama yani hayalinizin ötesinde maaşlar yani ve bunu Türkiye'de de yapabilirsiniz bu arada onu da söyleyeyim. Bu konularda hem veri birimi yapay zeka bilen, hem çok iyi kodlama yapan, hem de matematik, istatistik, olasılık, sinyal tarafı da, ve bunların tamamında belli bir birikimi olan ve tecrübe kazanmış kişiler ciddi anlamda büyük olanaklar var. Artı yani kendi firmasını kurup hani bu konularda da çalışabilirler. Ya bu konuda şey bir de önümüzdeki yıllarda bu dijitalleşme finans alanında çok daha yaygın olacak. Şimdi bu şeyleri biliyorsunuz. Kripto paralar şu anda herkesin bahsettiği şey. Yani bakkala gittiğiniz bile de zaman bile insanlar konuşuyorlar. Şimdi tabii bunun tehlikeli tarafı da var. Bu arada onu söyleyeyim. Ben şu anda kesinlikle bununla ilgili bir öngörüde bulunmak istemiyorum. Fakat bu şunu da gösteriyor. Yani bu alan tamamıyla iyi karar verme mekanizmasını iyi oluşturan kişilerin çok iyi olanaklar sunabileceği bir alan. Anlatabiliyor muyum? Yani bu blok zincir teknolojileri, geleceğin teknolojileri, bunu yapay zeka ile entegre şekilde kullanma olanakları var. İşte bu dijital para, kripto para, o piyasalarda yapay zekanın kullanım alanları var. Onun haricinde şimdi gene şu anda bir ekonomik olarak dünyada bir genel bir dönüşüm de söz konusu. Özellikle bu paylaşım ekonomisi falan tarzı şeyler biraz konuşulmaya başlandı. Buralarda da yapay zekanın optimizasyon yapabileceği düşünülüyor. Yani hani kaynakların en verimli şekilde nasıl şey yapılması, kullanılması, paylaşılması. Dolayısıyla yapay zekanın finans alanında ciddi şeyleri var. Olanakları var. Ben bu konuda hani tavsiye edebilirim. İleride bu konuları girmek isteyen şeylere, kişilere. Bence bu konuda evet epey bir olanak var. Onun haricinde son bir isterseniz bir cümleyi de bağlayayım. Tüm değerli uzman konuşmacılarımız bahsettiler. Bizim Türkiye olarak insan kaynağına ciddi ihtiyacımız var. Yapay zeka konusunda. Ama şuna da ihtiyacımız var. Türkiye'nin hani geleceği için
katkı sağlayabilecek şekilde, yani kendini geliştirip yurt dışına çalışma olanağı tabii olduğu için herkesin de tabii kendini düşünmesi gerekiyor. Buna da bir şey diyemiyoruz ama şunu da söyleyebilirim. Sonuçta bu tamamıyla beyin gücüne dayalı bir iş. Tamam, belli bir donanımsal gereksinimler falan var ama bunlar sağlandığı takdirde siz aynı işi kendiniz burada da yapıp burada da bir katma değer yaratacak bir ortam oluşturabilirsiniz. Yani dolayısıyla tek çözüm yurt dışına gitmek değil. Yani şey olarak düşünmeyin, maaş cinsinden düşünmeyin bunu. Yani sonuçta aynı dünyanın herhangi bir yerine aynı ürünü buradan pazarlamanın avantajları var. Birçok avantajı var. Çünkü bir kere ortamı tanıyorsunuz. Artı buradaki birçok masrafınız daha ucuz olacak falan. Yani ciddi olanaklar var. Bunu da bence değerlendirmek gerekiyor. Teşekkürler. Çok teşekkürler Murat Bey. Finans tarafı tabii ayrı bir önemli. Çünkü herkesin cebine dokunuyor. Böyle olduğunda dikkati tabii daha çok çekiyor. Bunun bahsettiğiniz gibi hem zararlı tarafları var, çok dikkat edilmesi gereken tarafları var, hem de büyük fırsatlar var. Şimdi panelimizin sonuna geldik. Biraz vaktimizi aştık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ama günün sonunda bizim yapay zeka tarafında bir mutlaka insan kaynağı geliştirmemiz için çok ciddi teşviklere ihtiyacımız var. Ayrıca devletin verdiği bu konudaki desteklerin arttırılması gerekiyor ve dünyada ilerlemelere yetişebilmemiz için hızlıca hareket etmemiz gerekiyor diye ben çok kısa olarak özetliyorum. Zaten bununla alakalı bir stratejimiz var. O stratejileri hızlıca hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Son olarak herhalde soru sormak isteyenler varsa bir soru alabiliriz. Tabii buyurun. Gerçekten bilgilendirici oldu. Panel sırasında geçen bir iki konuyla ilgili hemen hızlıca bir herkesin de bilgisi olması açısından bilgi aktarımı yapmak istedim. Ezgi Hanım bahsetti yazılım odaklı insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda. Aslında şu anda üzerinde çalıştığımız bir başka konu var. Bilişim sektörünün insan kaynağı ihtiyacını tespit edip bu eksiklikleri, eksiklik görülen alanlardakini de gidermeye yönelik Dünya Ekonomik Forumu'nun kullandığı bir taksonomi üzerinden sektörde bir anket çalışması yürütüyoruz şu anda. Mevcut iş gücü nedir, yetkinlikler ve ihtiyaç duyulan kısa sürede istihdam edilmesi planlanan veri bilimi ve veri analistliği konusu içerisinde yer alıyor. Bu anketin sonunda gideceğimiz yol da dün anlattığım paneldeki programlar benzeri programların yine hayata geçirilmesi şeklinde olacak. Bir diğer konu yapay zeka arama motorundan bahsedildi. Çok kıymetli bir çalışma. Türkiye Açık Kaynak Platformu bünyesinde bu konuda bir çalışma proje yürütüyoruz. Sizleri de oraya davet etmek isteriz. Sizin tecrübelerinizden de istifade etmek isteriz. İnsan kaynağı sizin de işaret ettiğiniz gibi hem yapay zeka stratejimizde hem de sanayi ve teknoloji stratejimizde ele aldığımız ana bileşenlerden bir tanesi. İşte 50 bin YZ istihdamı, 10 bin yüksek lisans, 1000 de kamuda yerel yönetimlerde çalışan gibi bunlar oldukça iddialı rakamlar. Sadece örgün eğitimle, üniversitelerimizdeki eğitimle bu kaynağı yetiştirmemiz çok olası gözükmüyor kısa vadede 2025'e kadar. Dolayısıyla bir takım sertifika programlarıyla mevcut yetkinlikleri hızlı bir şekilde upgrade ederek bu ihtiyacı giderme yönünde bir takım programları da inşallah yakın zamanda tüm ekosistemin desteğiyle hayata geçireceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Ben değerli panelistlerimize verdikleri, paylaştıkları fikirler için çok teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve kendilerine katılımlarından ötürü teşekkür mahiyetinde katılım sertifikalarını vermek üzere Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilek Şen Karakaya'yı sahneye davet ediyoruz.